Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok lezzetli bir börek tarifiyle geldim. Yapım aşaması da çok kolay. Göçmenlerin dızmana böreğini nasıl yapmışım? Buyurun tarifim yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle böreğin hamurunu yormakla başlıyorum. Yorma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instans mayayı ekleyip maya eriyene kadar şöyle spatula ile karıştırıyorum. Eğer isterseniz kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve daha sonra biraz un ekliyorum. Eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve daha sonra spatula ile biraz hamuru toparladıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrolle ekleyelim. Özellikle mayalı hamurlarda iyi bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben yaklaşık yoğurma kasesinin içerisine 5 dakika kadar yoğurdum ve hamur istediğim kıvama geldi. Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim hamur sizin de gördüğünüz gibi muhteşem mayalanmış. Hamuru kasenin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masayı hafiften unlayıp yaklaşık 1-2 dakikada masanın üzerinde toparladıktan sonra bezelere bölüyorum. Özellikle mayalı hamurlardan lütfen katı yapmayın. Eğer katı yaparsanız istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Masanın üzerinde toparladığım hamuru 4 eşit bezeye bölüyorum ve bölerken elimize yapışmalar olabilir. Hafiften elinizi una batırıp tekrar bezelerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. İlk yaptığım bezeden hiç bekleme yapmadan merdane ve un yardımıyla açmaya başlıyorum. Açarken yapışmalar olabilir. Ara ara un serpip dikdörtgen bir şekilde hamurumuzu açalım. Dikdörtgen bir şekilde açtığım hamurun içerisine ben lor peyniri kullandım ama tabii ki de sizler istediğiniz peynir çeşidiyle yapabilirsiniz. Peyniri ekledikten sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı gerçekten çok kolay. Sizi izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra bir kesici yardımıyla yaklaşık 2 parmak genişliğinde hepsini kesiyorum. Kestiğim hamurları yağlı kağıt serdim tepsiye bu şekilde diziyorum. Bütün hamurları tepsiye dizdikten sonra parmaklarımı sıvı yağa batırıp şöyle hamurların üzerine bastırıyorum. İnanın bu böreğin gerçekten hem yapımı çok kolay hem de yapımı çok keyifli. Bütün börekleri aynı şekilde parmaklarımla bastırdıktan sonra üzerine bir mutfak havlusu kapatıp yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Böreğin tepsi mayasını beklerken ben de bu arada sosun hazırlıyorum. Bunun için bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ve yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra sosumuz da bu şekilde hazır. Yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yaptığım böreğin üzerine hazırladığım sosu döküyorum ve şöyle tepsiyi biraz sallıyorum sosun her tarafına gelmesi için. Sosunu da döktükten sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 30 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi börek muhteşem gözüküyor. Evet, pamuk gibi yumuşacık böreğimiz gerçekten lezzeti de görüntüsü de muhteşem. Börek henüz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size böreğin iç dokusunu da göstermeye çalışacağım. Bu böreği akşamdan bu şekilde hazırlayıp sadece sosunu döküp fırına verin ve çay demlenene kadar böreğiniz hazır. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.